Merhabalar, bugün de hayata dair bir hikaye seçtim sizler için. Ben okudum, çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir zamanlar Çorak Tepeler diye isimlendirilen hem çok sıcak hem de adının söylendiği gibi kurak ve verimsiz topraklar üzerinde kurulu bir köy vardı. Toprağın kurak olması nedeniyle tarım yapamayan köylüler geçimlerini hayvancılıkla sağlamaya çalışıyorlardı. Günlerden bir gün şehir şehir gezen bir dervişin yolu bu köye düşer. Derviş çölü uzun çabalarla geçebilmişti ve ayakta o kadar zar zor durabiliyordu ki. Günün sonuna ulaştığında köyün sokaklarından birinde oradan geçen birine yavaşça usulca sorar. Hem geceyi geçirebileceği bir yere hem de karnını doyurmak için yemeğe ihtiyacı vardır. Adam, yani bizim derviş, köylülerden misafir kalacağı bir yer olup olmadığını sorar. Bir yer olmadığını ama Şakir diye birisi var. O seni misafir etmekten büyük bir keyif alır diye yanıt verdi. Sonra da Şakir'in çiftliğini dervişe tarif etti. Derviş oraya gitmek üzere yola koyuldu ama doğru yolda olduğundan emin olmak için yolda birkaç kişiye defalarca yolu sordu. Onların Şakir'in hayvanlarının sayısı hakkında konuşmaları, Şakir'in çok zengin biri olduğu konusunda kendince bir kanıya vardı. Kısa süre sonra çiftliğe gelmişti. Hem çiftlik hem ev insanı hayran bırakacak kadar ihtişamlı görünüyordu. Şakir dervişi büyük bir misafirlikle karşıladı. Onu baş köşeye oturtup bir sürü ikramlarda bulundu. Ailesi de onun gibi dostça ve misafirperver yaklaştılar dervişe. Onun rahat etmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Derviş o gecenin sabahında oradan ayrılması gerekiyordu. Birkaç gün daha kalması için dervişe ısrar etti aile. Ama derviş yoluna devam etmek zorunda olduğunu, yol azığı olursa mutlu olacağını söyleyerek oradan ayrıldı. Derviş çöldeki yolculuğuna devam ederken Şakir'in gece yaptığı sohbetleri kendi kafasında bir yandan da düşünmeye başladı. En son söylediği söz çok dikkatini çekmişti. O sözün üzerine Şakir'e dönerek dedi ki, "Seni böyle zengin birisi olarak var ettiği için Allah'a ne kadar şükretsen azdır." Şakir şu cevabı verdi. "Bütün nimetleri için Allah'a ne kadar şükretsem yetmez. Ama sakın unutma, görünüşe bakıp da aldanma. Bu da gelir, bu da geçer." Aldığı manevi terbiye gereği karşılaştığı her olayda ilahi bir hikmet, ilahi bir sır gizli olduğunu bilen derviş, Şakir'in bu sözleri üzerine uzun süre düşündüğü halde ne demek istediğini bir türlü anlayamadı. Ne kadar zamandır düşündüğü halde bu sözün sırrına hala vakıf olamamıştı. Namaz kılmak ve tefekkür etmek için bir ağacın gölgesine oturduğunda üstadının onun için söylediği, verdiği dersleri ve nasihatleri hatırladı. Bir şeye ulaşmak istiyorsa asla acele etmemeli. Elinden geleni yapıp o şeyin açılmasını sabırla beklemeliydi. Gerçekten de birçok olayda bu yöntemin en doğrusu olduğunu anlamıştı. Hırs insanı hem manen yıpratıyor hem de istediği şeyden uzaklaştırıyordu. Bu duygularla Şakir'in sözünün hakikatini biraz zamana bırakmaya karar verdi. Aradan yıllar geçti. Derviş hala ülke ülke, şehir şehir geziyordu ve manevi yolculuğuna bu şekilde devam ediyordu. Her şeyden, herkesten bir şeyler öğrenme çabasındaydı. Bir gün yolu yine Çorak Tepelere düştü. Sevinçle Şakir'in çiftliğine gitti ama orada Haddat adında bir adam, başka bir adamla karşılaştı. Ve çok şaşırdı. Köye geldiğinde Şakir'i buldu. Birkaç yılda meydana gelen değişiklik dervişi hayrete düşürmüştü. Şakir şimdi eski püskü kıyafetlerini giymiş, biraz yaşlanmış, biraz da çökmüş gibi duruyordu. Ama değişmeyen tek şey samimiyeti, güler yüzü ve dervişi gene aynı sıcaklıkla ve sevgiyle karşılamasıydı. Derviş ona neler olduğunu sordu. Şakir hemen anlatmaya başladı.
Bir iki yıl önce büyük bir sel oldu. Hayvanlarım, evim, her şeyim, hemen hemen her şeyimi kaybettim. Evim de yıkıldı. Selden zarar görmeyen Haddad evimi çok az miktarda bir paraya satın aldı ve artık onun hizmetindeyim dedi. Şakir derviş alarak küçücük evlerine götürdü. Ailesiyle birlikte onu evlerinde ne varsa ikram ettiler. Sundukları şeyler ilkine göre biraz daha azdı ve gösterişsizdi tabii ki. Ama Şakir ve ailesi sevgi ve misafirperverliğini asla eksik etmedi. Değişmeyen tek şey aslında buydu. Derviş onların yanından birkaç gün sonra ayrılmak konumunda kaldı ve yola devam etmek üzere onlarla vedalaştı. Ayrılırken Şakir'e şöyle söyledi. Ey arkadaşım, başınıza gelenler için gerçekten çok üzüldüm. Ama bunda da vardır bir hikmet mutlaka. Şakir dervişin bu sözlerine karşı sadece şu cevabı verdi. Bu da gelir, bu da geçer. Derviş yolda Şakir'in tıpkı yıllar önceki gibi söylediği o son sözünü düşündü. Ve kendi kendine aynı soruyu sordu. Bu sözle ne demek istedi ki? İlkinde söylediği bu da gelir geçer sözünü ziyadesiyle anlayabilmişti. Çünkü hiç kaybolmayacakmış gibi olan serveti bir selle hepsini kaybetmişti. Ama şimdi bu fakirlik içinde Şakir nasıl bu kadar iyimser olabiliyordu ki? Bu defa da her şeyi biraz daha zamana bırakmaya karar verdi. Aradan yıllar geçti. Derviş hala hem maddi hem de manevi yolculuğuna tam gaz devam ediyordu. Yolu yine Şakir'in köyüne düştü. Yine Şakir'i arayıp buldu. Arkadaşı bu defa fakirlikten kurtulduğu gibi ilk ziyaretinden çok daha fazla mala ve mülke sahipti. Haddad yaşlanmış, hiçbir yakını olmadığı için de bütün malının mülkünü sadık hizmetçisi Şakir'e bırakmıştı. Derviş bütün bunları büyük bir keyifle ve hayretle izledi. Derviş her zamanki gibi ikramlarda bulundu hem de sevgiyle. Birkaç günlük misafirliği sonunda izin isteyerek Şakir ve ailesine tekrar veda etti bizim derviş. Ve Şakir dervişin kulağına usulca bir şey fısıldadı. Bu da gelir, bu da geçer. Derviş Şakir'in yanından ayrıldıktan sonra önce hacca sonra da başka ülkelere tekrar ziyarete devam etti. Sonunda ülkesine tekrar geri döndü ve Şakir'i görmeye karar verdi. Çorak tepelere geldiğinde Şakir'le değil de onun mezarıyla karşılaştı. Ve mezarın üstünde bir söz. Bu da gelir, bu da geçer. Derviş bir taraftan bir dostunu kaybetmenin hüznünü yaşıyor, diğer taraftan ise mezar taşının üstündeki sözü düşünüyordu. Evet, hayatta insanın başına birçok şeyler gelebilirdi. Ama ölüm ve mezar, bunlar nasıl değişebilirdi? Nasıl gelip geçebilirdi ki? Ondan sonraki zamanlarda derviş Şakir'in mezarını her yıl ziyaret etmeye ve orada uzun uzun kalmaya, onunla tefekkür etmeye, sohbet etmeye devam etti. Ama bir ziyaretinde Şakir'in de dahil olmak üzere bütün mezarların yok olduğunu, selin onları alıp götürdüğünü gördü. Şimdi Şakir'in ölümünden sonra bile verdiği dersi derviş artık anlamıştı. Düz toprağa dönmüş mezarlıkta bir müddet oturdu. Sonra başını göğe kaldırıp anlamını iyice sindirdiği o sözleri kendi kendine mırıldandı. Bu da gelir, bu da geçer. Aradan geçen yıllarla derviş iyice yaşlandı ve yolculuğunu artık bırakıp hayatının geriye kalan kısmını bir yere yerleşerek geçirmeye karar verdi. Artık gençler onun yanına geliyor, tecrübelerinden yararlanmak istiyorlardı. Her geçen yıl şöhreti yayılıyor ve insanlar ona daha fazla saygı, sevgi ve hürmet duyuyorlardı. Bir gün orada yaşayan bir sultan, kendisi için özel bir yüzük yapılmasını istedi. Bu öyle bir yüzük olmalıydı ki onu takan insan mutluysa mutsuz, mutsuzsa mutlu olmalıydı. Ülkenin dört bir yanındaki kuyumcular canla başla böyle bir yüzük bulmaya, böyle bir yüzük yapmaya,
O kadar çok çaba sarf ettiler ki ama hiçbirisi sultanı tatmin etmeye yetmedi. Sonra sultanın bu isteğini yaşlı derviş duydu. Yaşadığı şehirde bir kuyumcuyu çağırıp kendisine herhangi bir yüzük getirmesini istedi. Ve kuyumcuya yüzüğün içine bazı yazıları nakşetmesini istedi. Daha sonra da yüzük dervişin mektubu eşliğinde sultana gönderildi. Sultan aylardır istediği o sihirli yüzüğe kavuşamadığı için o kadar mutsuzdu ki. Dervişin gönderdiği yüzük de diğerlerinden hiç farklı görünmüyordu aslında. İsteksizce onu parmağına taktı ve şöyle bir baktı. Sonra gözü üzerindeki yazıya ilişti. İşte o zaman yüzündeki hüzün gitti, parıltılı bir sevinç geldi. Evet, aradığı yüzük aslında tam da buydu. Sevinçle gülmeye başladı, çok mutlu olmuştu. Yüzüğün üstünde yazan yazıyı herhalde sizler de tahmin etmişsinizdir. Bu da gelir, bu da geçer. Hepimizin hayatında o kadar fırtınalar var ki, bunların hep kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Ufacık dertleri kendimize büyütüyoruz. Çünkü odağımız hep sorunlarımızda oluyor. Hiç düşünmüyoruz. Bir gün bu sorunlarımız da bitecek. Hepimiz ana odaklanmak yerine ya geçmişe dertleniyoruz ya gelecek için endişeye kapılıyoruz. Ve kendimize birçok şeyi fazlasıyla dert ediyoruz. Hiç düşünmüyoruz. Hiçbir şey kalıcı değil ki. Hiçbir acı, hiçbir dert, hiçbir hüzün ve hiçbir mutluluk. Hiçbir şey kalıcı ve daim değil. Gelip geçeceğine inanır ve sadece yaşadığımız ana odaklanırsak belki hayatın daha fazla tadını çıkartabiliriz. Sakın unutmayın. Bu da gelir, bu da geçer.